Herkese selamlar dostlar. Ben Şahin. Umarım keyfiniz yerindedir. Tüm donanımlarıyla GTA 6 dahil önümüzdeki birkaç yılın oyunlarını rahatlıkla çalıştırma iddiasına sahip hazır oyuncu sistemi HBO Omen 35 ile inceleme test videosuna hepiniz hoş geldiniz dostlar. Birazdan bu hazır sistemin sınırlarını zorlayacağımız sentetik performans testlerini ve elbette modern ve yüksek sistem talep eden oyunları yüksek ayarlarda deneyeceğimiz oyun testlerini yapacağız. Bakalım bu sistem kağıt üzerindeki o yüksek performans iddiasını ne kadar sağlayacak, ne kadar karşılayacak hepimiz hep birlikte göreceğiz bunu dostlar. Gelin önce bir sistemin içinde bulunduğu kasanın tasarımına hızlıca bir bakış atalım. Biliyorum toplama bilgisayar yapmak ve o donanımlara uygun bir kasa, güç kaynağı, soğutma sistemi falan seçmek PC oyunculuğunun bence hala en zevkli yanlarından birisi. Ancak artık özelleştirme olayından çok yüksek performans ve yapay zeka ile optimizasyonu konuştuğumuz bir dönemdeyiz, o yıllardayız. Bu sebeple hazır sistemlere artık ben eskisi gibi çok ön yargıyla bakmamak gerektiğini düşünüyorum dostlar. Bilmiyorum nasıl düşünüyorum, siz de yorumlarınızı belirtirsiniz. Kaldı ki yanındaki sistemi de toplama bilgisayarmış gibi özelleştirebiliyorsunuz. Orası ayrı. O zaman ne farkı kaldı diyebilirsiniz toplama bilgisayarlardan. Şöyle ki hazır sistemler toplama sistemlere kıyasla bazı önemli riskleri ortadan kaldırıyor. Mesela ne gibi? Soğutma performansı gibi. Donanımların kendisi kağıt üzerinde çok iyi olabilir ama bunların bir uyum içinde çalışması, gerektiğinde en yüksek performansa çıkması ve bu sırada ısındıktan sonra kontrollü olarak soğutulması çok önemli. İşte toplama sırasında bu detay atlanırsa ya da işte bütçe gereği uygun fiyatlı bir hava soğutma sistemi seçilirse 4070 Super Ti falan filan gibi bir ekran kartını ya da 14. nesil işlemciyi kullanmanın bir anlamı kalmıyor. Doğru soğutma sistemi kullanmak ciddi bilgi ve deneyim istiyor dostlar. Bunu video sponsorlu olduğu için de söylemiyorum bu arada. Çünkü Omen 35L gibi diğer tüm hazır sistemler yüzlerce saat test ve optimizasyon çalışmaları sonunda tasarlanıyor. En ideal güç kaynağı, en ideal soğutma sistemi ona göre üretiliyor ve yerleştiriliyor bu sistemlerin içerisine. Hazır olması, özelleştirilebilir olmasına da engel değil artık. Anakarttan soğutucuya, RAM'den ekran kartına kadar her detayı toplama PC'lerdeki gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ama hazır sistem olduğu için de uçtan uca HP'nin yazılım desteğini almaya devam ediyorsunuz. Mesela bu sistemde Omen sıvı CPU soğutucusu var ve bu sisteme özel olarak tasarlanmış. İşlemcinin 5.4 GHz hıza yükseldiği yüksek performans anlarında ve hemen sonrasında en kararlı şekilde çalışması için doğru zamanda devreye girip soğutma işlemi yapıyor. Tasarım açısından da gayet hoş bence. ARGB LED'lerle çerçevelenmiş, üzerine istediğiniz görüntüyü yansıtabildiğiniz bir de LCD ekran görüyoruz soğutucuda. Ayrıca 120 mm'lik 3 fan, bir tanesi kasanın arkasında, diğerleri üst bölümünde olacak şekilde kasaya konumlandırılmış. Ön tarafta da böyle 2 adet 140 mm'lik versiyonlarını görüyoruz o fanları. Tıpkı işlemci soğutucusunda olduğu gibi bu fanlardaki ışıklandırmayı da özelleştirebiliyoruz. Bunun için Omen Gaming Hub uygulamasını kullanıyoruz dostlar. Bu arada artık tarzınıza, zevkinize göre renklendirip açıp kapatabiliyorsunuz. 35 litrelik hacme sahip bu kasa benzer performansa ve soğutma sistemlerini yerleştirebildiğiniz toplama sistem kasalarından biraz daha ufak, fark etmişsinizdir. Ancak bu soğutma ya da kablolama da bize dezavantaj getirmiyor. Sadece ben HP'den Omen tarafı için bu kasa için biraz daha sıfır kablolu bir kasa görmeyi beklerdim doğrusu. Herhangi bir alet kullanmadan devamlı içerisine erişmeniz ve ilerleyen yıllarda sisteme uyumlu diğer donanımlarla güçlendirme ve güncelleme yapmanız da mümkün bu kasaya arkadaşlar. Bu arada mümkün mertebe her detayında metal malzeme kullanılmış bir kasadan söz ediyoruz ama hafifliği sağlamak için geri dönüştürülmüş plastik malzemeler ve boyalar da kullanılmış kasada dostlar, bilginiz olsun. Tasarımı bitirmeden kasanın sunduğu kablolu kablosuz bağlantı imkanlarını da size özetleyeyim dostlar. 10 gigabit hızında 2 adet USB 3.2 ikinci nesil tip C, 4 adet yine USB 3.2 ama birinci nesil tip A ve 2 adet ekstra USB 2.0 tip A bağlantı noktası var kasanın. Ayrıca işlemcisi sayesinde Wi-Fi 7 kablosuz internet ve Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı imkanımız da bulunuyor. Bu sisteme dahil olarak geliyor. Ekstra dongle falan almanıza gerek kalmıyor. Ayrıca kasanın önündeki tamperli camı da dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Merak edenler açıklamalardaki bağlantıya tıklayarak özelleştirme sayfasına gidebilirler. Hangi donanımla ne kadar fiyatlandırıldığını da orada net bir şekilde görebilirler bu sistemi. İşlemci demişken gelelim artık bir teknik özelliklere dostlar. Listeyi siz yanında görüyorsunuz. Çok detaya inmeyeceğim. Bizim bu videoda inceleyeceğimiz sistemin özellikleri bu. Ama HP resmi sayfasında bütçenize göre özelleştirme seçenekleri sunuyor. İşlemciye ekran kartını, RAM miktarını, işte depolama detaylarını, Nvidia'nın 4000 serisi ekran kartlarından herhangi birisini bu kasaya ekleyebiliyorsunuz. Bizim test edeceğimiz bu sistemde ise 4070 Ti Super var ama anakart 4090'a kadar destek veriyor dostlar. Bütçeniz izin verdiği ölçüde 4060'da tercih edebiliyorsunuz tabii ki. Yani
Yani hazır sistem olmasına rağmen ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre donanımları, uyumlulukları test edilmiş, özelleştirilebilen bir sistem sunuyor HP burada bize. Özelleştirebildiğimiz bir hazır sistem olmasının getirdiği bir diğer avantaj da yazılım tarafında karşımıza çıkıyor. Omen Gaming Hub'tan bahsetmiştim. Bu uygulama üzerinden bilgisayarın güç modunu istediğimiz şekilde ayarlayıp daha iyi performans vermesini de sağlayabiliyoruz. İstersek fan hızlarını tek tek ayarlayabiliyoruz. Ve bence artık gelelim, fazla da uzatmayalım meseleyi, performans testlerine bir geçelim. Bu sırada donanımların teknik özelliklerini de size dilim döndüğünce anlatacağım. Bir yanlışım olursa yorumlarda düzeltin lütfen, sorularınızı da bekliyorum. Test edeceğimiz sistemde Intel'in en güncel ve en güçlü işlemcilerinden 14. nesil Core i7-14700F bize eşlik ediyor. 8 performans ve 12 verimlilik olmak üzere toplamda 20 çekirdekle gelen bu işlemci 28 adet iş parçacığı içeriyor ve Turbo Boost'la 5.4 GHz hızına çalışabiliyor. Ayrıca işlemcide 33 MB ön bellek ve 28 MB'da L2 ön bellek var dostlar. Geekbench 6 ile yaptığımız performans testlerinde sistem yük altında değilken tek çekirdek performansıyla 2615 puan aldık. Çoklu çekirdek testinde ise 16611 puan görüyoruz. Bu skorlar yoğun işlerde ihtiyaçlarımızı karşılayacağını gösteriyor sistemin, ancak asıl önemli detay testleri yapılmış ve hazır bir sistemde çalıştığı için toplama bilgisayardaki varyasyonlarına kıyasla performans testlerinde daha kararlı çalışan bir işlemci görmüş olmamız dostlar burada. Artık işlemcinin tek ve çok çekirdek performansı kadar yeni nesil önemli bir test daha var. Yapay zeka testi. Bunun içinde yeni çıkan sentetik test uygulaması Geekbench AI testini yapıyoruz dostlar. Bu test sistemin yoğun yapay zeka işleri gerektiren görevlerdeki başarısını, performansını bir değerlendirme şansı sunacak bize. Mesela Windows'a gömülü olan Copilot yapay zekası ya da Adobe uygulamaları kullanıyorsanız oradaki üretken yapay zekalar ya da ChatGPT'nin varyasyonları gibi düşünebilirsiniz. Nasıl işlemci tarafında tek ve çok çekirdek performansı için iki farklı skor görüyorsak, yapay zeka testlerinin sonucunda da 3 farklı skor görüyoruz dostlar. Her biri bize farklı hassasiyet seviyelerindeki başarısını gösteriyor bu sistemdeki yapay zeka altyapısının. Ancak bu puanlar şimdilik çok kesin yargılar ya da diğer sistemlerle kıyaslama şansı vermiyor bize. Gelelim Geekbench 6 ile GPU testine dostlar. Sistemde Nvidia'nın 2024 model ekran kartlarından 4070 Ti Super var ve bu kart HP tarafından bu sisteme göre tasarlanan bir soğutma sistemine sahip. 32 GB paylaşımlı belleğe sahip ekran kartıyla tahmin edebileceğiniz üzere oyunlarda DLSS 3.5 gibi kaliteyi düşürmeden aldığımız FPS'i arttıran yapay zeka teknolojilerini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Geekbench 6 GPU skorumuz 226.668 seviyesinde. Toplama sistemlere kıyasla daha optimize çalışan bir sistem olduğu için RTX 4070 Ti Super ekran kartının tüm nimetlerinden faydalanacağımızı gösteriyor bu skor. Neredeyse standart 4080 seviyesinde bir karttan bahsediyoruz bu arada. İşi garanti altına almak için şimdi bir de 3DMark, Wildlife ve hemen ardından da Cinebench testlerini gerçekleştirelim. Doğrudan sonuç üzerinden bir yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi yapıp artık sentetik test defterini kapatıp oyun testine geçelim. Wildlife testinde ufak tefek yırtılmalar ve ray tracing sorunları gördük bu arada. Emin olmak için testi ikinci kez yaptık ve sonuç ekranda gördüğünüz gibi. Wildlife'da beklentimin biraz altında kalan bir sonuç aldık ama bu demo bir testte, uygulamada demoydu zaten. Cinebench tarafına geçtiğimizde 10 dakikalık tek çekirdek CPU testinde 116 puanla Apple'ın ilk ARM tabanlı işlemcilerinden M1 Max'i geride bırakıyoruz. Yine 10 dakikalık çok çekirdek performans testinde aldığımız puan 1363 oluyor. Çok çekirdek performansında Apple M1 Ultra'nın altında kalıyoruz. Böyle bir detay var. 3 boyutlu tasarımları işleme performansını ölçen Blender Benchmark skorumuz ise 6941. Bu skor ekran kartının RTX 4090'ın laptop versiyonu ile kafa kafaya olduğunu gösteriyor bize. Bu kadar sentetik test, bu kadar puan yeter, eminim bir fikriniz olmuştur. Şimdi gelelim cafcaflı kısmına işin, oyun testine geçiyoruz. Evet dostlar, geldik oyun testine. Bütün sistemi kurduk, gördüğünüz gibi kasamız burada. HyperX'in bu sistemi test ederken kullanmamız için gönderdiği çok güzel oyuncu klavyesi ve faresi burada. Zaten Cloud 3 kulaklığı da şu anda kafamda görüyorsunuz. Bu arada gerçekten çok başarılı bir ürün, özellikle kulaklık. Klavyeyle çok vakit geçirmedim, bir şey söyleyemeyeceğim ama metal şasesi, çerçevesi olsun, buradaki ses butonları olsun ya da red switchleri olsun, hatta sesini göstereyim mi? Yani bayağı tok. Bunun da çok sade durduğuna bakmayın. Gayet kaliteli bir kablosuz gaming fare arkadaşlar. Çok uzatmayacağım dediğim gibi. Test sırasında şu anda önümdeki 9 tane oyunu oynarken hepsi bana eşlik edecek ama siz bu oyun testini çok kısa sürelerde göreceksiniz. Önemli olan bu sistemin hazır bir sistem olmasına rağmen ne kadar oyun performansı verdiğini net bir şekilde size göstermek. Tabii ki ben birkaç oyunu denedim, açtım, kapadım. Kurulumlarını yaptıktan sonra test etme şansına eriştim. Ama bakalım bu test aşamasında neler yaşanacak ve o anlık FPS
değerlerini göreceksiniz. İhtiyacınız olan bütün veriler her oyun başına 25-30 saniye kadar ekranda yer alacak. Çok uzatmadan başlayalım. Neyle başlayalım? Listemdeki ilk rekabetçi oyunla başlayalım. Counter-Strike 2 ile devam ediyoruz. Evet, 4K'da CS:GO testine başlıyoruz. Tabii ki de alıştırma yapacağız. Dust 2'de 150 FPS. Biraz DPI lazım ha.
Evet, yani oyun performansı hakkında yorumlarınızı da merak ediyorum. Bence sağlam bir PC toplayacak bilgiye sahip olsanız bile asla sizi uğraştırmayacak, yormayacak, garantiyle servisle böyle başınızı ağrıtmayacak, bir laptop almış gibi karşınızda rahatlıkla muhatap bulabileceğiniz epey dolu, gırtlak dolu bir kasayı inceledik bugün dostlar. Sistemin Türkiye fiyatı videoyu çektiğimiz tarih itibariyle henüz netleşmedi ama netleşirse HP Türkiye'nin linkini aşağıya ekleyeceğiz ve oradan dilediğiniz optimizasyonu, dilediğiniz özelleştirmeyi yapabiliyorsunuz ve HP'de Türkiye'de de yurt dışında olduğu gibi sunacak bu sistemi. 4000 serisinden herhangi bir ekran kartını, istediğiniz anakartı, hafıza miktarını, RAM hafızasını seçebiliyor olacaksınız o sayfada. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşene dek hepiniz kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın dostlar.